two steps ahead. I am always two steps ahead of everyone. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bundan 2 sene önce falan bir tane video yapmıştım. İzlenme için ruhunu satan YouTuber diye bir video, hatırlayanlarınız olur belki. Nikocado Avocado isimli arkadaş kendini mukbang yaparak obeziteye vuruyor ve öldürüyordu neredeyse. Yani kelimenin tam anlamıyla hastanelik olmuştu. Oksijen maskesi takıp Takis ve Noodle Challenge yapıyordu arkadaş. Bunu eminim hatırlamışsınızdır ve öyle bir marketing genius ki kendisi, bütün YouTube aleminde de onu görmeyen yoktur. Hani kırmızı tişört giymiş, saçma sapan hareketler yapan manyak şişko diyecek olursanız bu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Kafanızda canlanıyordur. Görmeyenin bile canlanıyordur. Artık öyle bir konuma gelmişti kendisi. Bu videoyu size yapmamın sebebi enteresan. Yani video yapmayacaktım aslında. Hani tamamen yapmayacaktım. Bu ayrı bir videonun konusu biliyorum ama gerçekten ilgimi çeken bir konu bulamamıştım. Ama bu konu gerçekten ilgimi çekti. Şimdi Nikocado Avocado'yu hatırladığınız zaman neydi? Obeziteyle boğuşan bir adam olmuştu artık ve mukbang videosu yaparken kocasıyla kavga ediyordu ve bir yandan birbirlerine noodle fırlatarak ağızlarına cinnamon roll falan sokuyorlardı. Böyle enteresan komik videolar çıkıyordu önümüzde Nikocado Avocado ile alakalı. Fakat şimdi Nikocado Avocado muhabbetine girmeden önce bir hafızamızı temizleyelim. Çünkü bayağı uzun bir zaman oldu biliyorsunuz. Beraber konuşmayalı, bir video yapmayalı daha doğrusu. Şimdi burada mukbang kültüründen bahsetmek istiyorum. Bu mukbang videoları 2009 ve 2010 arası bir zaman diliminde başlıyor. Nereden bu kadar iyi biliyorsun diyecekseniz, kelimenin tam anlamıyla Journal of Tourism and Gastronomy Study isimli bir yazının mukbang videolarının oluşturulduğu motivasyonlar üzerine bir araştırma makalesini okudum. Eskişehir Üniversitesi'nde birisi yazmış. Enteresan bir test konusu, daha doğrusu makale diyelim. Bu makaleye göre Güney Kore'de 2010 yıllarında Afrika TV 2 isimli platformdan çıkıyor. Bu konseptte de insanlar yemek yiyor ve yemek yerken onları izliyoruz. Diyeceksiniz yani kim bunu izleyebilir? Neden bu kadar enteresan olsun? Ama insanlara bir şekilde hitap etmiş bu kafa. Biriyle konuşmak istiyorlar. Onlar da yemek yiyor ve karşılarında birini istiyor. Yalnız olup olmamakla alakası yok. Bu yüzden mukbang izleyerek bu fetişlerini tatmin ediyorlar diyelim. Yine fetiş de ağır bir laf oldu, bunun da farkındayım. Fetiş demeyelim, isteklerini tatmin ediyorlar diyelim. Yani zaten internette şöyle mukbang diye arattığınızda bile önünüze çıkan şeyleri gördüğünüzde neyle karşılaştığınızı anlayacaksınızdır. Yemeğe gömülme ve bundan zevk alma üzerine bir konsept. Yani kim bundan para kazanmak istemez ki? Zaten bunu arattığımızda YouTube'da önümüze ilk çıkan kişi Nikocado Avocado ve yanındaki fazla kilolu arkadaş oluyor. Yani gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar, bunlar fazla kilolu. Kilolarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani sağlam bir diyete girmeleri gerekiyor. Fakat 100 tane chicken fingers alıyorlar. Önlerinde yunla yemek var. Yani competitive eating diye bir şey var ya. Yani yarışma yemesi. Hatta görmüşsünüz Türkiye'de de çöp şişçiler ödül koyuyorlar. Belli bir süre içinde önünüzdeki yemekleri bitirmeniz gerekiyor. Bu öyle bir şey de değil. Bunlar tamamen kendi zevklerine, daha doğrusu para kazanmak için YouTube'a insan dışı boyutta yemekler yiyerek videolar çekiyorlar. Ve bu videoları yaparken sağlıklarını da düşünmüyorlar. Yani gerçekten her gün adamın upload ettiği bir dönem vardı. Bunların hepsi bitiyor arkadaşlar. Yani bu kadın ne yapıyor şu an bilmiyorum, yaşıyor mu? İnsanlar madem geri dönüşü yok, madem morbidli obez olacağım, bu şekilde olayım ve bundan para kazanayım. Yani kazanılan para burada ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Çünkü hayatta sağlık paradan da önemlidir diye bir laf vardır ya. Gerçekten doğru arkadaşlar. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. Oo, bir de kavga ediyorlar. Hani dramasız olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Ya adamın vücudunun şekli, bu formuna inanamıyorum hala abi. Şimdi birazdan gerçek konuya geçeceğim ve şok olacaksınız. Çünkü adam bir mastermind çıktı ama önce ne kadar şişman olduğunu Nikocado Avocado'nun bir hatırlamak istiyorum sizinle. Yürüyen şeker hastalığı adam. Tip 50 diyabet diye bir şey olsa onun yürüyen versiyonu Nikocado Avocado olurdu. Bu kadar kaloriyi tüketip nasıl bunları yakıyorsun hiçbir fikrim yok. Bu dönemde yoktu açıkçası. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bazı mukbangçiler gayet zayıf yorakıyor. Evet, zayıf mukbangçiler var. Bunların örneklerini de YouTube'da hemen bir mukbang diye aratarak görebilirsiniz. Fakat bu insanlar hem genç oluyorlar hem metabolizmaları belli bir kalori sınırını kaldırabiliyor. Yani o kaloriyi zaten yakıyorlar ama aynı zamanda spora gidiyorlar. Ağırlık kaldırıyorlar ve powerliftingle uğraşıyorlar. Yani bu şekilde zaten sağlıklı bir noktaya getirmişsin. Ha,
Ben gerçekten bunu sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar yağ yediğin zaman ne kadar sporda eritmeye çalışırsan çalış iç organlarınızın pert olacağını düşünüyorum. Ufak bir mantıkla bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza ilk gelen şey genelde doğrudur. Şeyi fazlası zarardır. Ya bu hayatın en büyük kurallarından biri. Bence dikkate almamız gereken bir şey insanlık olarak. Bir şeyi fazla tükettiğiniz zaman bu yemek olsun, alkol olsun, 20 sezon dizi izliyorsunuz. Bu bile fazla. Her şey hayatta ayarında olur. Bu insanlar bir tık bunun bokunu kaçırıyor. Ve bu tamamen YouTube money kardeşim. Biz bunu istiyor dedikleri için oluyor. Yani tamamen YouTube üzerinden milyoner olmak. Ve Nikocado Avocado bunu başarmış mıydı? Evet. Neden diyeceksiniz? Şu videodan biliyorum. Gördüğünüz gibi üstteki videoda arkadaşlar benim yeni ev turu. 2,5 milyon dolarlık penthouse aldım yazıyor. Ya inanılmaz bir çağırdı. Şimdi kabul edelim. Yiğidi öldür ama hakkı diye be. Yani bu adamda eğlenmeyen yok mu? Abi adam yürüyen bir Adult Swim çizgi filmi gibi değil mi? Ya da ne bileyim South Park karakteri gibi. Nikocado Avocado'yu hatırladınız diye tahmin ediyorum. Nikocado Avocado geçen gün bir video yayınladı. Ve videonun başlığı sizden iki adım ötedeyimdi. Gelin beraber o videoyu izleyelim. So I am the villain because I made myself a villain. Abi şu an tebrik mi etsem, bu manyak ne yapıyor desem mi bilmiyorum. Ama yani gördüğüm en garip videolardan biri olabilir. Kötü bir film karakteri gibi tatıyor kendisi. I am the villain falan diyor oğlum herif. Böyle bir şeyi ben hayatımda görmedim. Söylenene göre bu adam kilo vermiş. Ve kilo verdiği sürece, yani 2022'de başlamış sanırım kilo vermeye. Eski videoları yüklüyormuş. Ve burada söylüyor ki ben bir sosyal deney yaptım. Benden herkes nefret etti ve ben sizi kullandım. Yani sizin ilginizi, örneğin benim yaptığım eleştiri videosunu falan kullandım. Ve size bir şey kanıtlamak istiyorum diyor. Şimdi arkadaşlar burada ben sosyal deneyin ne olduğunu anlamadım açıkçası. Vücuduna geri dönüştüremeyecek zararlar vermek mi? Şimdi birkaç tane konu var burada değinmek istedim. Çünkü benimle kafam karıştı burada. Bir, Nikocado Avocado'yu kilo verdiği için tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten bu adamın kilo verebileceğini düşünmüyordum. Morbidli obez olduğunuz zaman veya işte aşırı kilolu olduğunuz zaman kilo vermek çok zor oluyor arkadaşlar. O kiloların gitmesi yıllar buluyor. Yani motivasyonunuz iyi değilse o kiloları vermeniz çok zor. Ya bu bir gerçek. O yüzden Nikocado Avocado burada bütün kilolarını vermiş ve kaç kilo vermiş ona bir bakmak istiyorum. İnternette 7 ayda 114 kilo verdiği söyleniyor. Ne diyorsunuz oğlum? Gerçek olamaz yani. 7 ayda bir insan 114 kilo veremez abi. Ben sporla verdiğini düşünüyorum ama internette sadece yeme tarzını değiştirerek. Geçenlerde bir ilaçtan bahsediliyordu. Belki duymuşsunuzdur. Ozempic diye. Bu şeker hastalarının kullandığı bir ilaç. Ve iştahınızı kesiyor vesaire. Doktora danışmadan sakın böyle ilaçlar kullanmayın. Çoğu ünlünün bu ilacı kullandığını söylüyorlar. Ve işte Nikocado Avocado da bu ilacı kullanmış. Şimdi açıkçası olayın magazin kısmını bir kenara bırakacak olursam. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu bize birkaç şey anlatıyor. Aslında sosyal medya ile alakalı. Bence bir deney falan yapılmadı. Bence o kadar çok Big Mac ve Chicken Nuggets yedi ki artık organları iflas etme eşiğine geldi ve doktor kilo vermezsen öleceksin gibi bir şey söylediğini düşünüyorum ben. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ama bir yandan da bu olayın kilo vermeye çalışan insanlara iyi örnek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir okuması da yapılabilir bu durumun. Bence gerçekte olan şey şuydu arkadaşlar. Nikocado Avocado yeterli parayı kazandı ve zayıflamak istedi. Evet, yeteri kadar eleştirildi ve belli bir yere kadar da götürebilirdi bunu. Çünkü şişman haliyle sonsuza kadar video çekip 20'ye falan katlayabilirdi servetini bence. Fakat zayıflamayı seçti. Ve bence artık ya sıkıldığını ya da sağlıksal problemlerle baş ettiğini düşünüyorum ben. Ama wow demek istiyorum arkadaşlar. Tebrikler Nikocado Avocado. Ha burada Nikocado Avocado'yu tebrik etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada örnek insan olacağını hayal edemeyeceğim tek YouTuber Nikocado Avocado'ydu. Babakok onaylıyor. Babakok bu sağlıklı yaşam tarzını herkesin hayatına entegre etmesini istiyor. Valla ne desem bilemiyorum ya. Tebrikler diyorum. Çok etkileyici bir olay. Ben bu noktadan sonra vücuduna nasıl etkileri olacağını düşünüyorum. Zaten hatırlıyorsanız bu adamdan tamamen nefret etmiyorduk. Adam sadece vücudunu yok ettiği için herkes kanka bir dur, az ye. Böyle şeylerle uyarmaya çalışıyordu. Yani benim yaptığım videom bile bu durumun ne kadar acı durum olduğuyla alakalıydı. Vücuduna uzun süreli etkileri nasıl olacak? Bunu da bir deney gibi görmek istiyorum. Bu kadar uzun süre, bu kadar kilo alan bir insanın vücuduna geri dönüş olmayan hasarlar olması lazım. Gerçekten enteresan bir spesimen ve Nikocado Avocado detaylı incelenmeli. Evet arkadaşlar, wow diyeceksiniz. Nikocado Avocado kilo verdi ve Yorekok video attı. Şimdi videoyu bitirirken şunu söylemek istiyorum. Siz bu kanalda ne görmek istersiniz? Bunu yorumlara yazın. Ama tabii vereceğiniz öneriler kanalın bütünlüğünü tehdit eden videolarla alakalı olmaması gerekiyor. Yani biz sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Siz ne görmek istiyorsunuz? O zaman şimdilik
görüşmek üzere diyorum. Haribo Cineverse'ün YouTube kanalında Yorekok'la Popcorn isimli bir sinema programı yapıyorum. Daha doğrusu film eleştirisi yapıyorum. Filmlere acımıyorum, gömüyorum. O yüzden film manyağı, film psikopatı arkadaşlarınız varsa Haribo Cineverse kanalında Yorekok Popcorn'a bekleniyorsunuz. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.